Merhaba arkadaşlar, ben Pomemrah Editör. Yeni bir video ile karşınızdayım. Pomem Mülakat Tecrübeleri 4. seriyle sizlerleyiz arkadaşlar. Mail adresime gönderdiğiniz mülakat anılarınızı okuyacağız şimdi. Teşekkür ediyorum, bayağı bir kişi göndermiş. Bundan sonra gönderecek arkadaşlara da ricam şu, lütfen noktasına virgülüne, imlalara dikkat edin. Kelimeleri yanlış yazmayın, ben burada yanlış okuyor gibi İzlenimi veriyorum. Olmuyor. Hoş bir şey değil. Ayrıyetten bu kurallara uymayanın mailini veyahut mülakat anısını okumayacağım. Burada seslendirmeyeceğim ve yorumlamayacağım. Ona dikkat edin arkadaşlar. Yani yazıp göndermeyin. Yazdın mı? Oku, temize çek, gönder bana. Tamam. Şimdi arkadaşlar ayrıyetten size yorumda da vereceğim onu. Link verdik. Bir anket oluşturduk. Ankete de lütfen duyarlı olun. Buradan göndersiniz danınızı. Oradan göndermenize gerek yok. Anket linkinden göndermenize gerek yok. O sadece oraya bazı verileri gireceksiniz. Size anket sunmak için. Tamam mı? Ona da duyarlı olalım. Şimdi Kadir kardeşimiz göndermiş. Merhaba abi. Öncelikle emeklerin için yürekten teşekkür ediyorum. Mülakat tanımı anlatıp senin gözünden nasıl geçtiğini öğrenmek istiyorum. İçeri girip baş selam verip masanın başına geçtim. Kendimi akıcı bir şekilde tanıttım. Sonra emniyet müdürü bana neden polis olmak istiyorsun diye sordu. Ben de özel sektörde çalışıp patronumu zengin edeceğime, polis olup devletime, milletime hizmet etmeyi tercih ederim dedim. Tamam dediler, kart çekebilirsin. Sorum şuydu, aydınlanma çağı nedir? Ne zaman başlamıştı? Efendim, soruyla alakalı ilgili şu an bir şey anımsayamadım. Dilerseniz başka bir soru çekeyim veya siz bana bir soru yöneltin dedim. Emniyet müdürü hayır, başka soru yok dedi. Onun solundaki adam benim sorum var dedi. Devlet nedir? Unsurları nelerdir diye sordu. Ben de devletin tanımını yaptım. Unsurlarını anımsayamadım efendim dedi. Teşekkürler, çıkabilirsin dediler. Abi KPSS 71, spor 100, lisans mezunuyum. Mülakat nasıl geçti? Abi umut var mı? Teşekkürler. Kralsın demiş. Sağ olasın. Eyvallah. Mülakatın soğuk geçmiş. Pek bir umut ben beklemiyorum ama şu bakımdan KPSS'en çok çok güzel. Sporun da çok çok güzel. 71'e 100. Ayrıyetten neden polis olmak istiyorsun sorusuna cevap vermişsin. Ama biraz İnandırıcı bir cevap da vermemişsin, onu da söyleyeyim. Şimdi sen mesela şu bakımdan söylüyorum. Özel sektörde çalışıp patronumu zengin edeceğime diye bir şey söylemişsin. Hem burada büyük bir cümle kurmuşsun. Hem de patronuna bir gıcıklık olduğunu, bir kişiye karşı gıcık olduğunu gösterir. Yani patronunu niye zengin etmeyesin ki? Yani nasıl zengin oluyor senden? Bunlar tabii tartışılabilir bir konular. Yani orada demek istediğim benim, yanlış bir cevap vermişsin. İnandırıcı değil. Ayrıyetten kart çekmişsin. Sorunu bilememişsin. Anımsayamadım demişsin. Başka soru çekeyim mi? Yok soru demişler. Diğeri de işte benim sorum var demiş. O soruyu da yarım cevaplamışsın. Tamam mı? Bu yüzden olumsuz diye düşünüyorum. İnşallah iyi olur. Sen sonucu bize bildir. Yine de takip et, üzülme. Arkadaşlar, mülakat anınızı yorumluyorsam iyi ya da kötüye de hazır olacaksınız. Ona göre gönderin. Yani yalan konuşmaya gerek yok. Dediğim de çıkabilir, çıkmayabilir de. Sadece ben anlattığınıza göre yorumluyorum. Diğer arkadaşla devam ediyoruz. Evet. Berkay göndermiş. Merhaba kardeşim. Bir Bartınlı olarak açtığım videolar, konuşmaların, yönlendirmelerin takip ediyor olup dikkatle izliyorum diyor. Allah seni başımızdan eksik etmesin kardeşim demiş. Teşekkürler. Senden de Allah razı olsun. Sağ olasın kardeşim, eyvallah. Ben İstanbul Sarıyer'de girdim diyor. Mülakata girmeden önce polis memuru içeri girdikten sonra sıra numaranızı, isminizi söyleyin, bekleyin dedi. Komisyon üyeleri size kart çekmeniz veya kendinizi tanıt veya başka bir soru sorar diye dedi. Kardeşim,
Zil çaldı, kapıyı tıklattım, içeri girdim, durmam gereken yerde durdum. Başselam verdim. Kart çek dediler, kartı çektim. Soru zordu. Tam bilmiyorum efendim diyecektim. Komisyon üyelerinden birisi soruyu bilmiyorsun değil mi dedi. Evet efendim dedim. Sonra Bartın'ın ulus ilçesi merkez ilçe mi dedi. Evet efendim dedim. Bir daha sordu. Evet efendim dedim. Yine sonra Bartın'ın nüfusunu sordu. 66 bin olması lazım dedim. Sonra terör örgütlerinden 3 tane söyle dedi. 3 tane söyledim. Üçüncüyü söylerken kafamı bir havaya kaldırdım. Düşündüm. Sonra hemen göz teması kurup üçüncüyü söyledim. Bayan psikolog FETÖ'yü unuttun dedi. Evet efendim dedim. Yani sonuçta 3 tane söyledim ama puan kırar mı bilmiyorum. Sonra komisyon üyesi dershaneye gittin mi dedi. Hayır efendim dedim. Üniversiteyi okurken nerede kaldın dedi. Ailemle kaldım dedim. Hangi yılda mezun oldun üniversiteyi dedi. Söyledim. Çalışıyor musun dedi. Evet efendim özel bir firmada tasarım bölümünde çalışıyorum dedim. Sonra okuduğun okulu söyle dedi. Ben Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü dedim. Burada birçok şeyi yanlış yazmışsın. O yüzden ben düzeltiyorum fark ettirmeden kimseye. Cümlelerin berbat kardeşim. Yanlış anlama. Toprağımsın, Bartınlısın, eyvallah hemşerimsin ama öncelikle bir Türkçe yazmayı bir öğren. Bak özellikle yumuşak Y'leri Y yapıyorsun. Yani üniversite mezunu arkadaşa bu yakışmıyor açıkçası seni. Toprağım olarak eleştiriyorum. Bir Bartınlı'ya hiç yakışmıyor zaten. Tamam. Birçok cümlende virgül falan yok. Hadi onları geçtim. Okumakta zorlanıyorum. Ben düzeltiyorum. Evet. Başka nerede kalmıştık? İlk defa mı giriyorsun dedi. Evet efendim dedim. Tamam çıkabilirsin dedi. Kart sorusunu bıraktıktan sonra baş selam verip çıktım. İlk defa giriyorsun derken neyi kastetti acaba? İçeride bir veya iki dakika kaldım. Benden önce girenler hemen çıkıyordu. Mülakattayken dik duruşu hiç bozmadım. Biraz sert durdum, hiç gülmedim. Ellerde ve ayaklarda titreme yok. Biraz kafamda titreme oldu. Kardeşim bir yorumunu, düşünceni alabilir miyim? Saygı ve sevgilerimi sunar. İyi çalışmalar dilerim demiş. Şimdi şöyle söyleyeyim kardeşim. FETÖ terör örgütünü saymamışsın. Herhalde unuttun ama unutmaman lazım. Yani bu çok çok eskilerde olan bir şey değil yani. Gündemimizle de alakalı bir konu. Herhalde heyecan yaptın. Zaten titriyorum yazmışsın. Ve sert durdum demişsin. Bana göre iyi bir mülakat olmamış. O yüzden böyle diyebilirim. Anlattığına göre bu yorumu yapabilirim. Evet. İlk defa mı giriyorsun demiş zaten. Belli zaten oradan mülakatın nasıl geçtiği. İlk defa girdiğin için tecrübesizsin. Ne zamandır takip ediyorsun bizi bilmiyorum ama inşallah olumlu olur. Olumlu olmazsa biz yine hazırlarız. Gerekirse Bartın'a gelirsen Bartın'da da mülakat eğitim verebiliriz. Bilgin olsun. Yüz yüze, birebir. Varsa arkadaşlarım onları da getirebilirsin. Evet. Bu şekilde. Diğer arkadaşa geçiyoruz. Evet. Merhaba, ben Bilecik'te girdim. Direkt mülakatı anlatayım. İçeri girdim. Çizgili bölgeye geldim. Kafa selamı verdim. Başlamadan önce şunları söyleyeyim. Komisyonda en solda bir kadın psikolog. Yanında gözlüklü bir kişi. Ortada vali yardımcısı. Onun sağında iki rütbeli polis vardı. Psikoloğun yanındaki gözlüklü polis "Hoş geldin. Tanıt kendini." dedi. Ben de adım Ahmet K. 16.01.1994 tarihi Bursa doğumluyum. İlkokulu nokta nokta koymuşsun oraya. İsmini vermemişsin. Okulunda okudum. Lisede Tophane Teknik Lisesi elektronik bölümü okudum. Üniversitede Artvin Çoruh Üniversitesi'nde iktisat bölümünü bitirdim. 7 aydır da akaryakıt istasyonunda satış personeliyim dedim. Gözlüklü olan da lisede ne okudun tekrar söyler misin anlayamadım dedi. Elektronik dedim. Sonra ha tamam zarf çek bakalım dedi. DHKPC hakkında bilgi verin çıktı. Ben de solcu Marksist bir örgüttür. Daha çok
büyük şehirlerde ve doğuda silahlı, bombalı eylemler yapan PKK'nın kardeşi gibi bir örgüttür. Bu kadar efendim, dedi. Peki neden polislik? Dedi. Efendim, bunun tek bir cevabı olmaz ki. Bu gönüllü olan bir şey. Hem insan sevdiği mesleği yaparsa iş olarak görmez. Ayrıca bulunduğu kuruma da faydalı olur, dedim. Ardından vali yardımcısı, ailende polis var mı? Dedi. Ben de, hayır efendim, dedim. Baban ne iş yapıyor? Dedi. Araba fabrikasında 25 sene çalıştıktan sonra emekli oldu, dedim. Peki ya kardeşlerin? Dedi. Üç kardeşiz. En ufağı lise bir, ortancası da Kütahya'da son sınıf kamu yönetimi okuyor, dedim. Spor kaç? Dedi. Vali yardımcısı sağındaki rütbeli polis 44, dedi. Peki çıkabilirsin, dediler. Başselam verip çıktım. Şimdi kafama takılan soru şunlar. Kadın psikoloğun yanında gözlüklü polisle daha çok konuştum. Fakat biraz hızlı konuşmam lisede ne okuduğumu tekrar ettirmesi canını sıktı. Ayrıca mesela neden polislik deyince ben konuşulurken başından sonuna kadar gözlerine bakamadım. Diğer iki rütbeli polise baktım. İyi olduğunu düşündüğüm nokta ise rütbeliler bana bakmadığı için onlara baktım. Anlatırken psikolojik herkesle göz teması kurduğumu düşünebilir psikolog. Neyse sen anlatmak istediğimi anladın. Gönül işi bu derken elimi göğsüme koydum. Ellerim yanında sallanır durumdaydı. Hiçbir şekilde gülmedim. Ve sert denebilecek bir mizaçla konuştum. Bir güzel yorumunu bekliyorum. Fotoğrafını da attım. Bu arada her şey için teşekkürler. Fotoğrafını niye attığını biliyorum. Fotoğrafa bakarak yorumlatacaksın. Canlı yayınımı izlediğin belli. Şimdi kardeşim. Gülümsemen lazımdı. Sert durdum diyorsun. Gülümsemen lazım. Diğer arkadaşlarla değil, kimle konuşuyorsan onunla göz kontağı kuracaksın. Tabii diğerlerini de ara sıra bakacaksın. Onlara da hitap ediyorsun. Sonuçta komisyon adı üzerinde hepsine hitap ediyorsun. Zar çekmişsin, soru çıkmış, açıklamışsın. Neden polis demişler anlatmışsın. Fazla bir sıkıntı gözükmüyor burada. Yani bir sıkıntı, bir durum göremedim ben. Soruları güzelce cevaplamışsın. Heyecan olmadıysa olacak inşallah mülakatın güzel bir şekilde diye düşünüyorum. Ayrıyeten resmine baktığımızda kardeşim sen de gerçekten gözlerin çok parlıyor böyle. Canlı balık gibi bakıyorsun yani. Çok güzel parıl parıl. Maşallahın var. Seni polis olarak seçeceklerini ben düşünüyorum. Öyle bir mizacım var. Yani ben buradan arkadaşlar birine bakıp diğer polislere benziyor, bu kesin olur diye yorum yapmıyorum ben. Tecrübeme biraz resimden yorum çıkarabiliyorum. Dediklerim de çok şükür çıkabiliyor. Yani sen en çok mesela yakıştığın meslek grubunu soruyorsan meslek grubu polislik de branş olarak Yunus veya en çok Yunus'a gidiyor senin tipin. Yunus polis tipine gidiyor. Bilgin olsun. Biraz da böyle tecrübeli polis tipi de var. Gerçekten seni görsem ben polis sanırım mesela. Tamam kardeşim. Kolay gelsin. İnşallah kazanırsın. Bence sen fazla sert durmamışsın gibime geliyor. Gözlerinin içi gülüyor baktığım kadarıyla. Kazanırsın inşallah. Evet, şimdi diğer arkadaşa geçiyoruz. Merhaba Emre abi demiş. 21 Ocak'ta saat 8'de Sarıyer'de mülakata girdim. Sabah 9 gibi içeriye almaya başladılar. Toplamda 75 kişi vardı. 71 kişi geldi. 35'li olarak içeriye aldılar. Ben ikinci gruptaydım. Girmeden bir komiser bizimle konuştu. Sorunun önemi yok. Kendinizi doğru dürüst ifade edin, dedi. Zaten sorunun önemi yok değil. Sorunun cevabının pek bir önemi yok. Sadece önemli olan kendinizi ifade etmek. Herhalde o da öyle demiştir. Sen yanlış aktarmışsındır. İçeri girdik. Evrak işlerinden sonra onar kişiler halinde bizi sıraya aldı. Orada bir kadın polis geldi ve dedi ki, zilden sonra içeriye gireceksiniz. Kendinizi tanıtmayın. Sadece ad, soyad ve size verilen numarayı söyleyin. Daha sonra kart çekin ve kart numarasını söyleyin.
Soruyu bilmiyorsanız sallayın. Siz üniversite mezunusunuz, dedi. Sizden bir şeyler duymak istiyorlar, dedi. Ben açıkçası sallayın demesine çok şaşırdım. Niye şaşırıyorsun kardeşim? Yani o kadar yanlış anlamasınlar beni ama onlar da bu elekten geçti. Rütbesi yok, polis memuru herhalde. Yani polis memuru arkadaşların bu konuda uzman olanları ayrı tutuyorum. Hepsi yani bu uzmanlardan ayrı kalanı bütün bu mülakat konularında uzman diye zannetmeyin. Amir, memur uzmandır eyvallah. Rütbeli kişiler uzmandır ama bir polis memuru, hatta yeni olmuş polis, birkaç yıllık polis bu konularda bir şey söyleyemez, yorum getiremez. Getirse yanlış oluyor işte böyle. Sallayın demek ne demek? Arkadaşlar mantıklı bir cevap verin desen daha iyi olur. Olgunlu olduğunu gösterir. Meslekte bir tecrübeye sahip olduğunu gösterir. O yüzden burada polis memurları da yayınımı izliyor. Biliyorum. Arkadaşlar, polis memuru arkadaşlar, abilerim, ablalarım veyahut benden yaş küçük olan polis memuru kardeşlerim. Lütfen adaylara konuşurken mülakatlarda özellikle cümlelere dikkat edin. Bakın buradan alıp çoğu kişiye iletiyorlar ve yanlış anlaşılıyorsunuz. Orada polis memuru arkadaşın demesi gereken sallayın demek değil. Arkadaşlar lütfen bilmiyorsanız bile mantıklı bir şey söyleyin. Konu hakkında bilgim yoktur efendim. Başka bir soru rica edebilir miyim? Mümkünse deyin diye böyle söyleyin arkadaşlar. Adayların bu şekilde yanlış yönlendirmeyin. Benim söylediğim gibi söyleyin yani. Devam ediyoruz. İsmimizi okudular diyor. 10 kişi ayrıldık. Önümdeki arkadaş çok düzensiz gelmiş. Sakalı kesmemiş. Sadece kısaltmış. Ve sivil kıyafetle gelmiş. Giydiği gömlek buruşuk. Kot pantolon buruşuk. Saçı dağınıktı. Herhalde arkadaş yataktan yeni kalkıp rüyasında oraya gelmiş gibi. Neyse, daha isim soyisim söyleyip numaranızı okuyun dediler, imza attık. Önümde gidenler ortalama bir dakika kalıyordu. Ben girdim, içeride 4 kişi gördüm. Bir kişi tam karşımda masada, sarışın psikolog. 3 kişi solunda komisyon. Gerekli yere geçtim, baş selamı verdim. Hoş geldin Emre, soru çek, dedi. Direkt masada kartlar vardı ve kutunun içinde kartlar vardı. O heyecanla hangisini okuduğumu bilemedim. Hangisi olduğunu bilemedim. Psikolog masadan çek dedi. Kart çektim, okudum. Soru: Yüksek mahkemeler nelerdir ve bu mahkemelerin görevleri nelerdir şeklinde bir soruydu. Soru numarasını söyledim. Komisyonda sol tarafta esmer sivil komisyon üyesi bana baktı ve dedi ki: Yüksek mahkeme deyince aklına ne geliyor? Üst düzey kararlar alan mahkemelerdir efendim, dedim. Mesela ne iş yaparlar? Bana biraz bilgi ver, dedi. Anımsayamadım efendim, dedim. Bana bu yüksek mahkemelerden örnek ver, dedi. Tekrar anımsayamadım efendim, dedim. Komisyon üyesi, ben sana söyleyeyim. Danıştay, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, dedi. Anayasa Mahkemesi ne işi yapıyor? Dedi sertçe. Meclisten gelen yasaların itiraz olması halinde denetliyor efendim, dedim. Cevabımı beğenmedi. Diğer komisyon üyeleri önüne bakıyordu. Sonradan öğrendim. Arkamda bir kişi daha varmış, psikologdan başka. Daha sonra tamam çıkabilirsin, dedi. Aynı kişi. Diğer kişiler hiçbir şey yapmadı. Baş selam verdim. Arkamı dönmeden ön ilerledim. Tam arkamı dönüp çıkarken arkamdan soruya çalış gibi bir şey dedi normal bir ses tonuyla. Hiç kişisel soru sormadı. Sadece bir kişi konuştu. Adımı soyadımı söyledim ve soruyu bilmediğimi anlamasına rağmen zorla sallattırdı soruyu. Yaklaşık 2 dakika içeride kaldım toplamda. Bu arada bir kişi soruyu bilmiyormuş. Elemana 3 tane terör örgütü say demiş. Hiç kimseye kişisel soru sormamış. 3 tane terör örgütü saydan başka diğer arkadaşlara farklı soru sormamış diye belirtiyor arkadaşımız. Ayrıca diyor ki ben mülakat çalışırken aklımdan yüzlerce senaryo geçti. Tek istemediğim soru tarzı hukuk ile ilgiliydi diye bir şeyler yazmış.
kişisel düşüncelerini yazmışsın kardeşim. Bunları burada uzun uzun okuyamam arkadaşlar. Dinlemez. Kısaca bir geçeyim. Bir AVM'ye girdiğimde polis tanan çok oluyor demişsin. Üstünüzde ağır metal var mı gibi sorular geliyor demişsin. ÖSYM sınavlarına girerken üst taraması yapan polisler soruyor demiş. Üniforması normal zaten. Hatta bir keresinde emanetçi bana silah verdi sınav çıkışında. Benim değil demiştim. Sen polis değil miydin demişti diyor. İlginç. Evet, olabilir öyle. Devam edeceğim. Burada aklıma bir şey getirdin. Arkadaşlar siz de dinleyin. Ben biliyorsunuz amatör telsizcilik yapıyorum. Zaten biliyorsunuz bazılarınız tabii ki bilmiyor. Polis zannediyor. Polis değilim. Bu konularda sadece uzmanım 10 yıldan beri. Amatör telsizcilik yaptığım için polislerin taşıdığı telsizden var bende. Aselsan 4011. Bir gün çarşıya çıktım. Tabii sivilim zaten. Elimde de telsiz. Yukarıdan sizin gibi yeni mesleğe atanmış. İnşallah size de nasip olur. Bir çevik kuvvet geliyor. Tam belediyeden indim. Yukarı çıkıyorum. Karşıdan geliyor. Öyle bir bakıyor ki selam versem mi vermesem mi durdu. Hazır ola geçti. Şak diye bana selam verdi. Gerçekten. Öyle bir güldüm ki ama fazla belli etmedim. Ben de ona selam verip geçtim. Ne yapayım yani, adamın selamını mı almayayım? Sonra devam ettim yoluma. Yani beni komiser mi zannetti? Ne yaptı elimdeki telsizle? Öyle bir anım olmuştu. Bu arkadaşımız bahsettiği için bahsettim. Tabii ki kimseye şöyleyiz böyleyiz diye hava atmıyoruz, demiyoruz da asla böyle şeylere de kalkışmayın. Zaten bunlar sıkıntı konular. Öyle bir anım geçmişti. Selam veren herkesin selamını alırız arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Başka. Az yukarıda söylemiştim diyor. Önümde giren düzensiz bir arkadaş vardı. Ona çıkan soru ise şuydu diyor. Memeli hayvanların ortak özellikleri diyor. Bunu söylediğinde başta şaka yapıyor sandım. Çünkü böyle bir soru duymadım daha önce ama cidden doğruymuş. Daha başkalarına söylerken duydum. Şimdi bu arkadaş bu soruyu doğru bildi. O arkadaş kazanırsa hak etmiş olur mu? Ben mi hak etmiş oluyorum diyor. Tabii ki kardeşim uzun bir konu. Sen biliyorsun benim düşüncemi. Zaten o arkadaş oraya düzensiz geliyorsa mülakatı, mesleği iplemiyor demektir. Oradan belli zaten mesleğe ilgisi alakasız. Sakalını, saçını kesmemiş. Üstü başı dağınık oraya geliyor. Neyse. Başka ne yazmışsın? Acaba soruya çalış derken seni alacağız. Soruyu bilmesen de efendim bir şekilde cevap verdin mi yoksa bir dahakine çalış da gel. Tabii ki kardeşim. Burada demek istediği şu. Soruya çalış deyince yani bir dahakine yine geleceksin. O soru çıkabilir. Sen çalış. Yani sen şimdi polis olacaksın. Eğer oradan geçtin diyelim. Sana soruya çalış demez. Sorunun bir manası kalmıyor. Soruya çalış demesi olumsuz manasına geliyor. Bana göre. Bana göre bak. Üzülme. Yani çalış da gel. Yani bir daha karşımıza geleceksin. Manası çıkıyor. Eğer yorumlarsanız. Arkadaşlar da yorumda belirsin. Kendi düşüncelerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Benle aynı mı düşünüyorsunuz? Farklı mı? Onu paylaşın. Evet. Son sorum abi. Sence bu sistemde cidden hak edenler mi kazanır? Oo kardeşim sen bu konulara bence canlı yayında gir. Ben sana çok güzel anlatayım. Bu mesajını da bitiriyoruz. Şimdi ben konuşursam susmam biliyorsun bu konularda biraz hassasım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu kardeşinizinkisini de okuduk. Uzun bir mail atmış. Teşekkür ediyoruz kendisine. Son mülakat tanısıyla yayını, videoyu kapatacağız arkadaşlar. Daha çok var. Diğerlerini diğer videoda vereceğim. Evet, bir arkadaşımız TXT dosyası olarak atmış. Onu geçiyorum. Arkadaşlar mail olarak atın. Bana dosya göndermeyin. 2 saat onu açmakla, fontunu düzeltmekle uğraşmayayım. Evet, Şevket göndermiş. İyi günler. Ben Şevket Bilgin. 25 Ocak Cuma günü Bilecik Pomem'de sınava girdim. Alım yazmışsın. Yanlış yazmışsın. Yok, pardon bir saniye. Doğru. Heh. Alım isim sıralamasına göre oldu. Arkadaşlar bakın virgülle ayırın bak alım orada ben duraksıyım böyle hızlı gidip okuyorum
Hazırlık yapmadığım için iyi bir mana çıkmıyor. Lütfen imla kurallarına tekrar söylüyorum, dikkat edin. İmla ve cümle yazımlarına. İsim sıralamasına göre oldu diyor. Daha sonra 5 kişilik gruplar halinde komisyonun karşısına çıktık. İçeriye girdim. Başselam verip kapıyı kapattım. Daha sonra masanın başına geldim. Tekrar başselam verdim. Kısaca kendini tanıt dediler. Şevket Bilgin, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünü bitirdim. 1994 doğumluyum. Çanakkale'liyim. Çanakkale'den geliyorum dedim. Emniyet müdürü, annen baban ne iş yapıyor dedi. Efendim, annem ev hanımı, babam tır şoförü dedim. Soru çek dediler. Sorum, refah devleti nedir açıklayınız idi. Efendim, refah devleti insanların gelir düzeyinin yüksek olduğu, adalet sisteminin mükemmel işlediği, emniyet güçlerinin görevini layığıyla yaptığı, toplumda huzur ve güvenin olduğu devlet sistemidir dedim. Emniyet müdürü, başka soru sormak isteyen var mı dedi. Sivil giyinimli birisi, neden polis olmak istiyorsun dedi. Efendim, ülkemizin içinde bulunduğu durumda bilinçli Türk gençlerine ihtiyaç olduğunu düşündüğüm için polislik görevini yapmak istiyorum dedim. Tamam, çıkabilirsin dediler. Başselam verip çıktım. İyi günler, kolay gelsin. Gidecek arkadaşlara başarılar diliyorum diye yazmış. Evet, komisyonu da seslendirdik. Sonuncusu biraz iyi olmadı. Türk filmindeki gibi oldu. Tamam, çıkabilirsin. Yok, o değildi, diğeriydi herhalde. Evet. Neden polis olmak istiyorsun evlat? Evet, oydu. Neyse arkadaşlar, burada da bitirdik bunu. Arkadaşımızın mülakatını yorumlayacak olursak güzel geçtiğini düşünüyorum ben. Fazla da detaya girmemiş zaten. Bu şekilde. Soruya verdiği cevaplar çok güzel, yerinde. Yani öyle fazla ne uzun ne kısa, orta cevaplar. Başarılı gibi geliyor bana. Sonucu yazarsın, sonuçlar açıklandığında. Zaten mail adreslerinizi silmiyorum. Mülakat anısına bakıp burada geçti mi geçmedi mi ona ben buradan okuyacağım sonuçların açıklandığı gün. 17'sinde açıklanacak söylemiştik herhalde. Ve arkadaşlar şöyle yazın sonuçlar açıklandığında. Emre abi, sen bana geçersin dediydin. Sonucum şu. Veyahut geçemezsin dediklerini de yazsın. Emre abi, sen bana olumsuz demiştin ama sonuç bu. Tamam mı? Bu şekilde bu kalıbı kullanın. Evet. Diğer mesajlara bakacağız arkadaşlar. Bir diğer videoda, mülakat serisi 5 videosunda. Şimdilik bu kadar. Arkadaşlar, yorum kısmında verdiğim ankete lütfen katılın ve herkese katılması için rica edin. Diğer sayfaları da atın arkadaşlar. Bakın buradan kaç kişinin katıldığını, hepsini toplayamayız ama bazı verileri elde edeceğiz. Tamam mı? Duyarlı olalım. O anketten mülakat anınızı yazmaya gerek yok. Yine de onu canlı yayında bir göz gezdireceğiz. Oradan da gönderenler var çünkü. Genelde mülakat anılarınızı mail adresimiz. Bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın. Altyazı M.K.